Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda aspirini bitkilerimizde nasıl kullanabiliriz konularına şöyle bir bakalım, faydası ve zararı olabilecek durumları anlamaya çalışalım. Hastalık ve zararlara karşı mücadele eden bir bitkiden kaliteli meyve alma şansınız olmaz. Bitkiyi toprağa diktikten sonra da yapacağınız bazı hamleler vardır. İşte aspirinli su uygulaması da bu hamlelerden biridir. Aspirinin ana etken maddesi salisilik asittir. Salisilik asit her bitkide az veya çok oranda vardır. Bu maddeyi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanılır. Özellikle hastalık dönemlerinde salisilik asit devreye girerek bitki kendini hastalıklara karşı savunmaya çalışır. Aspirinle yapmaya çalıştığımız uygulamanın aynısı insan vücudunda da vardır. Bitkiye aspirin uygulamamız da aynı insanlara aşı yapılması gibidir. Aspirinle birlikte bağışıklık sistemi güçlenecek olan bitki hastalıklara karşı çok daha rahat mücadele edebilir. Ancak aspirin kullanımıyla ilgili bir iki noktaya dikkat etmek gerekir. Öncelikle aspirinli suyu topraktan vermeyin. Ani bir şekilde bu aspirinli suyu içerisine çektiği zaman şoka girebilir ve gelişimini durdurabilir. Bir diğer önemli konu da aspirin bitkilerde tedavi amaçlı kullanılmaz. O nedenle sezonun başından itibaren daha hastalık yokken hatta fidemizi ilk diktiğimiz zamandan başlayarak sürekli bu uygulamayı 20 günde bir yapmamız lazım. 15 güne de çekebilirsiniz ancak sürekli hatta fide dönemlerinden itibaren başladıysanız 20 günde bir yapmak idealdir. Aspirinli suyun bitkiye sağlayacağı artı bir durum daha var. Yapraklar yaşlandıkça fotosentez yapma kabiliyetleri düşer. Aspirinli suyu yapraklardan verdiğiniz zaman fotosentez yapmayı daha da hızlandıracaktır. Özellikle sezonun geç dönemlerinde yapraklar iyice yaşlanmaya başladığı zaman aspirinli suyu kullanırsak bitkiler çok daha fazla fotosentez yapacağı için üreteceği meyveler de çok daha lezzetli olur. Aspirini bitkilerimize uygulamak için şu ölçüleri kullanabiliriz. 1 litre suya çeyrek aspirin hesabını yaparsak bir bütün aspirini 4 litre suda eriterek sadece yapraklara, toprağa değil, yapraklardan 15-20 günde bir kullanarak bu uygulamada çok başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Bu uygulamada aspirin yerine söğüt çayı kullanabilir miyiz diye soracak olursak. Evet, söğüt çayı içerisinde salisilik asit var. Ancak ne oranda olduğunu bilemeyiz. Yaprakların üzerinde uygulama yaparken hangi ölçüleri kullanacağımızı bilemeyiz. Az kullandığımız zaman işe yaramayacaktır, çok fazla kullandığımız zaman ise başka sorunları ortaya çıkaracaktır. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.